Sevgili izleyenler, geleneksel lezzetleri öne çıkarmasıyla bilinen Teist Atlas, dünyanın en iyi ekmekleri listesini sıraladı. Bakın, Samsun'a özgü o Bafra pidesi var ya, Bafra pidesi, işte o da listenin ilk sırasında yerini aldı. Uzun ve gevrek olması, içerisinde kıyma, karabiber, tuz vardır. Bizim 3 çeşit pişirme tekniğimiz var. Toplama, kızartma, gevretme. Toplam 25 dakika. İlk sırada olmasını hak ediyor mu sizce Bafra pidesinin? Ekmekte ilk sırada yer alıyor. İlk sırada olabilir. İlk sırada olabilir hayatım. Ve oldu da. Oldu da. Lezzeti damaklarda tat bıraktı mı? Evet, çok güzel tat bıraktı. Bafra pidesi dünyanın en iyi ekmekleri arasında birinci sırada yer aldı. Ne düşünüyorsunuz? Çok sevindik bu konu hakkında. Gurur duyduk Bafra'mız için. Keyifle yiyoruz, seviyoruz Bafra pidesini. Geleneksel lezzetleri ön plana çıkaran Teist Atlas bu defada dünyanın en iyi ekmeklerini listeledi. Listenin başında Türkiye zirvede yer aldı. Kıymalısı, manda peynirlisi, Samsun'un çıtır çıtır Bafra pidesi dünyanın bütün ekmeklerini geride bıraktı. Birinci sırada yer aldı. Listenin en başında yer alan dünyanın en iyi ekmeği ise Türkiye'den Samsun yöresine ait çıtır çıtır lezzetiyle Bafra pidesi yer aldı. Bizler de bir tadına bakalım. Ya biz aşırı çok sevindik, çok mutlu olduk. Biz Türkiye birincisi olacak derken dünya birincisi oldu. Bizi çok şaşırttı. Zaten bunu hak ediyordu. Biz zaten kendimiz de Samsun Bafralıyız zaten. Bunu dile getirmek çok zor yani. Çok güzel oldu bizim için. Dünyanın en çok takipçiye sahip ve saygın gastronomi rehberlerinden biri olan Teist Atlas, dünyanın en iyi ekmekleri listesini güncelledi. Gevrekliyle meşhur, ağızda dağılıyor. Bol tereyağlı, ortasını yararaktan da müşterimize servis ediyoruz. Dünyanın en iyi ekmeği arasında ilk sırada yer aldı. Siz Bafralı mısınız? Bafralıyım. Doğma büyüme Bafralıyım. 12 yıldan beri bu işi yapıyorum. Şükürler olsun, müşterilerimize daha hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizin için de büyük bir gurur o halde bu. Tabii ki bu sevinci hep beraber yaşıyoruz. Ustalarımızla birlikte, ustalarımızın hepsi Bafralı. Ustaları birinciliğin sırrını da böyle açıkladı. Bafra pideleri fırından şimdi çıktı. Hemen ustama soralım. Bu aşamada ne yapıyoruz? Pidemizi ilk önce fırından geldikten sonra altını üstünü güzel yine siliyoruz. Sildikten sonra pidemizin ortasından yarıyoruz. Yardıktan sonra yağlama işlemi. Asıl lezzet bu tereyağında sanırım. Evet, asıl lezzet tereyağında. Bol tereyağlı ve gevrekli. Bu lezzeti ilk defa deneyenler yemeye doyamadı. Ekmek. Çok güzeldi, bayıldık ya. Çok güzeldi, çok. Garip ama bugün ilk kez deneyeceğim ben Bafra pidesini. Samsun'un Bafra pidesi birinci sırada yer aldı. Evet, izledik onu haberlerde. Çok memnun olduk tabii. Hak etti mi peki sizce? Müthiş. Müthiş, çok güzeldi.